Bir gece de kampta yattım kardeş. İt yatmaz, şerefsizim it yatmaz yani. Köpek Ali. Köpek Ali. Fuat abi bana para göndersin, euro göndersin, bana yani sahip çıksın. Adam diyor bana para ver. Ulan oğlum ben acım, ben sana nereden para vereyim oğlum? Ben tok olsam zaten diğer gezmem ha. Hayatım yollarda abi benim. Kavga ettik, polisi çağırdılar şerefsizler. Çıkır. Hayat boş, elde varsa ver. Çok hakkımı yediler. Dedim sevgilim oğlum benim, beni götür, niye götürmesin ya? İnan ki vücudum kaldıramıyor. Yoruldun değil mi? Ha vallahi. Herkese merhaba. Yine özel bir bölümle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki kanalımın kendine özgü birçok konsepti var. Bunlardan bir tanesi de hayata meydan okuyanlar. Bugün Fuat abinin hayatını dinleyeceğiz. Daha önce biliyorsunuz birçok video yaptık Fuat abiyle birlikte. Bu hayatta herkesin bir hikayesi vardır, acı dolu. Siz Fuat abiyi çok sevdiniz, Fuat abi de sizi çok sevdi. Aylardan beri telefonum susmuyor. En son 2,5-3 ay önce Fuat abiyle Saraybosna'da buluşmuştuk. Orada birkaç bölüm yapmıştık. Herkes merak ediyor. Fuat abi nerede? Ne iş yapıyor? Ülkeye mi döndü? Sırbistan'da mı? Bosna'da mı? Kolombiya'da mı? Bugün bütün sorularınızın cevabını almak için ilk uçağa atladığım gibi Elazığ'a geldim. İzzetpaşa Caddesi'ndeyiz. Şimdi sözü Fuat abiye bırakıyorum. Sırbistan'da başına neler gelmiş, neler yaşamış hep birlikte dinleyelim. O zaman ne diyoruz? Kanala abone olup, bildirimleri açıp, yorum yapıp beğenmeyi unutmayalım. İyi seyirler diliyorum. Evet, Taco, Rako, Rico, çılgın dönerci, Kolombiyalı dönerci, daha doğrusu orijinalinde Elazığlı dönerci Fuat Usta'yla birlikteyiz. Fuat abi nasılsın? Sağ ol abi, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ne İyi, var çok ne yok? Şükür abi. Görmeyeli ne var ne yok? Nerelerdesin? Kayıplara karıştın kardeş. Fuat abi ben mi kayıplara karıştım sen mi? Vallahi ben karıştım, sen karıştın, çorba oldu kardeş. Sürekli ülke ülke geziyorsun Fuat abi. E abi ne yapalım? Mecbur ekmeğin peşinde dolanıp duracağız ama bir türlü rast gelemedi kardeşim. En son seni Bosna'da bıraktım. Evet doğrudur. Ardından bir sürü yere gitmiştin Fuat Aynen. abi. Aynen Bosna'dan Sırbistan'a gittim. Şimdi 3 aydır telefonum susmuyor Fuat abi. Bu adam nerede? Başına bir iş evet. mi geldi? Yeri geldiğinde seni aramışlar, ulaşamamışlar. Doğrudur. İnternetin falan yokmuş. Doğrudur abi. Fuat abi neler geldi başına? Sırbistan'da neler yaşadın? Ya duyduğum vallahi... kadarıyla orada bir işe girdin galiba. Abi Sırbistan'da bir tane abiden tanıştım. Onun restoranı vardı. Hı. Yatak yeri olsun, her şey olsun, yeme içmesi olsun oraya aitti. Eyvallah. Bir iki üç gün çalıştım beraber. Yani iki üç gün çalıştık. Bir video da yaptık, YouTube'a attık. Evet. Yani iş amaçlı. Niye kısa sürdü öyle? Ama adamın işi yok abi ya. Yapma ya. İşi yok, kazanmasa bana nereden verecek kardeş? Kazanacak ki bana versin, kazanmasa nereden getirip bana verecek? Duruma baktım, ondan sonra aklıma yatmadı, bıraktım onu. Yapma o şekil, vallahi. He. İşleri sakindi abimizin. İşleri sakindi abimizin, yani he. O şekil yani. He. Kötü olmuş. Peki orada ayrıldıktan sonra ne yaptın Fuat abi? Oradan ayrıldıktan sonra mülteci kampına gittim. Sırbistan'da mülteci kampı var. Evet, vallahi. Ne işin var orada abi? 2-3 tane kamp var. Kampa gittim, birileri bana dedi ki orada dezgi açabilirsin. Aynı bu şekil. Kampa gittim, dezgi açmaya kardeş. Bir gece de kampta yattım kardeş. İt yatmaz, şerefsizim it yatmaz yani. Ciddiymiş köpek ya. Ali. Köpek Ali. Ondan sonra dedim karar burası bana olmaz. Dezgeyi mezgeyi topladım bir de geri gerisine. Allah Allah. Sırbistan'a geldim. Sırbistan'a otobüse biletimi kestim. Ondan sonra Bosna Hersek'e. Otobüsün içinde ben Müslüman olduğum için hakarete urgaya ta Bosna'ya kaya geldim. Ciddi misin ya? Bosna'ya geldim. Müslüman ülke olduğu için biraz da cesaret aldım. Ondan sonra bu sefer şoföre ben onun yardımcısına ben başladım hakaret etmeye. Yapma ya. He. Kavga ettik. Polisi çağırdılar şerefsizler. Aynı bu şekil. Sen Müslümansın He. diye sana tepki mi verdiler? Ben Müslümanım diye bana oradan arabanın içinde hakaret ede ta beni Bosna Hersek'e kadar getirdiler kardeş. Aynen böyle. Vay vay vay. Hiç kimse maske takmamış. Bana diyor maske tak. Ön koltukta oturmuşum diyor seni en arka koltuğa alacağım. Arka koltuğa geçtim diye orta koltuğa gel. Orta koltuğa geçtim diye arka koltuğa geç. Hadi ya. Aynı bu şekilde. Yani Müslüman olduğum için böyle şeylerle karşılaştım. Dil bilmediğim için bana ne söylüyorsa da bilmiyorum. Arabanın içi dolu insan ama hakarete uğradığımı çok iyi biliyorum. Yapma ya. Aynen. Üzüldün değil mi Fatih? Tabii canım. Nasıl üzülmem abi ya? Ya ben oraya gitmişim gezmeye, arabaya binmişim, arabanın içinde hakaret uğruyorum. Paramla gidiyorsun bir de. He, paramla gidiyorum. Müslümanım diye adam bana hakaret dedi. Böyle bir şey var mı kardeş? Yok abi, ırkçılık ya resmen. Tabii ırkçılık ya. Bizim buraya geliyorlar, biz herkese mütevazi davranıyoruz Türkiye'de. Kimseye bir yanlış Doğru. yaptığımız yok ki kardeş. Biz seninle ayrıldığımızda Evet. orada bir şeyler yapacaktın. En son dükkan falan bakmıştık sana. Neden kafana yapmadı Bosna? Abi Bosna güzel, dört dörtlük ama çok büyük paralar lazım ki orada iş yapmak için. Benim zaten büyük param yok. Var yok, var yok bir döner malzemem var, biraz da malzemem var, işte onlar var.
Ben de zaten büyük para olsa ben yani Türkiye'de de açarım böyle büyük yerler. Ama işte Bosna'yı gerçekten de beğendim yani. Bosna güzel. Ama Bosna'da yer açmak için sadece 10 bin lira 10 bin euro sadece dükkan sahibine depozito veriyorsun. Hadi aynen. Ya. Evet o şekilde. Neden yüksek o kadar? Öyle abi. Allah Allah. Bosna markı, euro, Bosna markı o şekil yani oralar. Fuat abi hala takipçilerimiz, aynen, sevenlerimiz seni aramaya devam ediyorlar mı? Abi benim milyonlarca adam arıyor. Ben de herkesi seviyorum kardeş. Başımın üstünde yeri var. Yüreğim kurbanım, canlarım benim. Ya insanları seviyorum kardeş. İnsanlar da beni seviyor. Ben de onları seviyorum yani. Beni seveni ben de seviyorum. Beni sevmeyeni ben de sevmiyorum kardeş. Budur yani. Ne zaman geldin Türkiye'ye Fuat abi? Vallahi 10 gün, 15 gün var ha. Nasıl karar verdin buraya gelmeye? 15 gün. Ya yoruldum, vücudum yoruldu abi ya. Yoruldun değil mi artık? Yoruldum yani zannedersem 2 ay arada Elazığ'da kalacağım. Yapma ya. Ondan sonra yine hayatta mücadele. Nereye gideceksin? Vallahi kafamda bir İstanbul var. Hı hı. Bir abimle tanışmışım diye İstanbul'da belki yer açarız. Hadi ya. Vallahi he. Vallahi zaten sevenlerini aynen bekliyor Fuat abi dükkan açmanı Türkiye'de. Yani Kanada'da bir abim var. O diyor ben sana dükkan açabilirim o şekilde. Yücel abi mi? Yücel abi diye bir abim var. Buradan da Yücel abime saygılar, kardeşime saygılar, sevgiler. O diyor sen yer açabilirim. Ona da inanıyorum yani kalben inanıyorum. Abime söyleyeyim. Yücel abi gelirse yer açarsa kalacağım. Yer açmazsak yine yurt dışına devam abi. Devam. Alışmışım ben yurt dışına. Yurt dışı olmadan ben yapamam yani. Ala orada, ala orada. Ala orada, ala orada. Taco, Rako, Rico. Aynen böyle. Fuat abi, biz seninle en son konuştuğumuzda bana hayat hikayenden kısa bahsetmiştin. Evet. Yıllardır yoldasın. Evet abi. Hayatım yollarda abi. Benim yollarda öyle geçiyor. Ya vallahi hayatım yollarda kardeş. Bu son bir yıldır var ya. Son bir yıldır kardeş de artık inan ki vücudum kaldıramıyor. Yoruldun değil mi? Ha vallahi. Yoruldum, inan ki yoruldum. Ne olacak böyle abi? Ya git. Nereye kadar? Bir yere kadar da gidiyorsun, yol bitiyor. Doğru. Ondan sonra bakıyorsun geriye elde bir şey yok yine. Yine boş. Elde var sıfır. Hayat boş. Elde var sıfır. İşte çoluk çocuğu idare etmek için. Yani geçirmek için. Oradan oraya. Böyle bu şekilde işte. Tako rako gidiyor işte. Yolu tanıdığın insanlar da genelde hep kandırmaya çalışıyorlar. Abi vallahi çok insanlar öyle kardeş ya. Değil mi? Vallahi çok insanlar öyle. Yani az kalmış yani. Yani nasıl diyeyim? Nesil gittikçe değişiyor. Haksızlığa çok uğradın değil mi? Tabii haksızlığa çok uğramışım. Çok. Çok hakkını yediler. Ya tabii çok hakkımı yediler. Yani paramı da yediler, çok hakkımı da yediler. Adama güvendim, elbisemi verdim. Kalsın sende, cebimdeki parayı da aldı. Ciddi misin? Çantamı yani adama teslim etmişim dedim kardeş. 2 dakika burada kalsın. Gidim gelin bir çantayı alt üst etmiş. Bir de Sırbistan'da ben seni aramıştım. Bir Türk gelmişti, sahip çıkmıştın. Sonra seni dolandırdı galiba değil mi? Ya Sırbistan'da bir tane Türk geldi. Tanrı mı çarptı? Ya garibandı, ona baktım bilirsin. Ne yani aç da kalsak tok da kalsak beraber bilirsin. Evet. Yalan söylediği için ondan ayrıldım. Yapma ya. Yalan söylediği için ayrıldım. Abi. Yalanı sevmiyorsun değil mi? Ya yalandan nefret ederim kardeş. Mesela sigara dedi ki sigaram bitmiş. Dedim tamam sigaram bitmişse ben sana bir paket sigara alayım. Kaçla? 450 lira. 450 veriyorum. Sigara 300 lira benden 150 lira fazla alıyor. Hadi ya. Aynen böyle. O seni yüzden kandırıyor dedim kardeş daha olmaz. Aynen. Bir ara seninle konuştuğumuzda bir abimiz seni aramıştı galiba. Vizeni çıkartıp seni Almanya'ya götürecekti. O ne oldu abi? Evet. O dipten yalan. Hadi ya. O dipten yalan. Adam diyor ben gelip seni buradan alıp götüreceğim. Almanya. Benim burada döner fabrikam var. Döner fabrikam var. 150-200 kişi döner fabrikasında çalışıyor. Abi bana konum atıyor ya o adam. Hadi ya. Yemin içem konum attı bana diye ben havaalanındayım ben. Bilet bana gösterdi. Anladın? Ya bileti sonradan öğrendim. Bu konumu sonradan öğrendim. Yalandan konum atıyorlarmış yalandan. Yalandan bilet atıyorlar. Sen bana bilet göndermiştin bir tane uçak bileti bu sahte mi orijinal mi diye. İşte, sahte abi demiştin. İşte o bilet o mesela. O bilet mesela. Adam internetten bileti ayarlıyor. Biliyorsun. Ben görmemişim öyle şey. Fotomontaj diye bir şey var. Ben montaj duymamışım. Var, nasıl montaj yapıyorlar ben bilmiyorum kardeş. Montaj. Ama bunları yeni öğreneyim kardeş. Adam biletini 60 puan diyor ki Fuat abi bak bu saatte geleceğim, bu saatte gideceğim. Halbuki foto montaj aynı bu şekilde. Başka bir şey yok. Başka da bir şey yok. Yani gelip beni alıp götürecekse de yani birlikte çalışacağız, iş yapacağız. Tamam birlikte iş yapalım, çalışalım ama hani nerede? Yalan hiçbir dolan şey yok. Yalan dolan film fırıldak.
Aynen akşam öyle. Yatarken üzülüyorsun değil mi bu yaşadıklarına? Ya tabii üzülüyorsun desin ya adam. Daha artık inanmamaya dipten başlamışım ya. Durguya da inanmıyorum. Çünkü kandırdıkları için sürekli yalan söyledikleri için. Ya abi Durguya da inanamıyorum ya. Durgudur. Durgu da artık Durguya da inanmıyorum ya. Eğer Durguya da inanırsam yani ne söyleyeyim daha artık ha. İnancını yitiriyorsun. Ya bitmiştir ha kalmadı ki bırakmadılar ha. İçimdeki şeyi aldılar benden bırakmadılar ha. Gerçekten Fuat ya. Abi ben seni özellikle tanıdığım ya. Günden beri çok zorlu bir süreç geçirdin ya. Gittiğin ya zorlu olsun, yaşadığın yerler olsun. Abi hele bu bir yıl zarfında var ya. Ya ben da artık vücudum kaldırmaz oldu. Çekildim kenarıma Elazığ'dayım. Yani ana yurdumdayım. Elazığ'da benim yüreğimde başka bir sevdası vardır. Şu bir ayrıcalığı vardır he. Şu an Elazığ'dayım. İzzet Paşa burası da bizim İzzet Paşa camimizdir. Abi meselim. En çok da burayı özledim kardeşime söyleyeyim. Buradan tüm kakoşlara saygılar, selamlarımı yine gönderirim kardeş. He. Kakoşlar diyarı burası. Tanıyorlar mı seni yolda? Ya, çok adam tanıyor. Herkes tanıyor beni Elazığ'da kardeş. Yapma ya. He valla. He. Tanıyan, tanımayan yani mutlaka bir dönüp arkasını bakıyor bu şekilde. He. Yani bizim ana yurdumuz, vatanımız Elazığ. Kakoşlar diyarı. Buradan herkese yine selamlarımız olsun. Ya tabii ana yurdumuz, vatanımız yani... Vasikalı yarımız yani Elazığ. Öyle diyelim sana. Sen burada köyde oturuyorsun değil mi? Ha köyde de evimiz var, burada da evimiz var. Burada çocuğun evi var galiba sen. Çocuğun evi var burada. Ya valla burada Yusuf'un evinde kalayım. Yani ev benim değil. Benim ufak oğlan 11 yaşında Kore'de. O kendine bir ev almış. Çalışarak ev mi aldı? Evet çalışarak süper kendine ya. Bir ev almış. 11 yaşında götürdüm. Ne güzel maşallah. Oraya. Bir evi var, ben yeni aldı zaten evde sıfır. Kardeşime söyleyeyim. Mal mülk Allah'ındır. Mal mülk Allah'ındır. Ev var diye havalara girmiyorum. Bilirsin tekerde de hava var. Çivi battı mı patlıyor kardeş. He, mal mülk Allah'ındır. Dünya da bir nefestir. Oğlumun evinde kalayım kardeş. O da diye geldiğim zaman tapuyu üzerime alacağım. Dedim kardeş tamam tapuyu al. Tapu kimin üzerine senin mi? Tapuyu çocukların üzerine. ben evde değildim. Tapuyu çocuklar almış. Dedim tamam sen kendine kazanmışsın, kendine al. Benim de eski üskü bir evim var yani. Kurda bir evde benim var. Sen asıl normalde köyde oturuyorsun değil mi? Evet abi? Köyde oturuyoruz. Yani. Eski köy evi mi? Ya valla eski köy evi evet. Vay be. Aynen. Yol açık olsa gidecektik oraya da. Aynen yol açık olsa gidecektik ama kar var şu an gidemezdik yani o şekilde. Bir önceki videoda Bosna'da insanlar çok kızmıştı bazıları sana. Evet. Oğlunu o yaşta Kore'de bıraktığın için. Ama şu an görüyorum ki bence burada oğlum mesela ev almış. Ne güzel oturuyorsunuz. Güzel şeyler yapmış aynen, aslında. Aynen. Abi ben oğlumu Kore'de bırakmasaydım oğlum burada sigaraya başlayacaktı bir. Gece eve gelecek iki. Doğru. Ama orada her şeyi öğreniyor. O ülke farklı yani. Tamam bizim ülkemiz dört dörtlük ben ülkeme kurbanım. Ama orada yetişme tarzı, çocuk yetiştirme tarzı olsun. Hı hı. Yani her şey saatli yani. Bir de yüksek kazanç elde ediyor değil mi? Evet yüksek kazanç elde ediyor. Mesela benim oğlum orada bir gün çalışsın. Benim oğlum bir gün çalışsın. Ben burada 5 gün 6 gün çalışsam o parayı alamıyorum yani. Doğru. O şekilde yani. Doğru. Kore o yüzden. Ya Kore'de de beni çok seviyordular. Valla. Sen de bayağı kaldın orada değil mi? Tabii ben orada 7 sene kaldım aynı o şekilde. 7 yıl Kore'de kaldım. Vay be. Evet. Fuat abi şimdi bir tane arkadaş vardı nasıl desem bilemedim. Sürekli beni arıyor. Numaramı nereden bulmuşsa. Evet. Sen engellemişsin galiba bu adamı. Doğru. Değil. Bu adam Arjantin'de yaşıyor. Dönercilik yapıyormuş orada. Arjantin'de. Habire arıyor beni diyor ki evet, Fuat doğru abi bana para göndersin, euro göndersin, bana aynen sahip çıksın. Aynen. Bu adama niye sahip çıkmıyorsun? Ya kardeş ben adama nasıl sahip çıkayım? Adam manyak mıdır? Kafayı mı yemiş? Sakat mıdır? Adam diyor bana para ver. Ulan oğlum ben acım. Ben sana nereden para vereyim oğlum? Ben tok olsam zaten diğer gezmem ha. Değil mi? Ben kendim acım ha. Ya. Dalaya geçer gibi de para istiyor. Ya adam benden para istemiş. Diyor ki bana 500 lira gönder, 300 lira gönder, 200 lira gönder. Ula oğlum ben acım, benim param olsa zaten sana niye vereyim, ben kendim yerim. Değil mi? Diğer ülke gezmem. Ya böyle sakatlar var ha. Dinlemeyin bana ya. Vallahi ya. Engellemişsin adamı benim. Engellemişim bak telefonumda engelli ya. Yapma ya. Dinlemeyin bana ya. Ya. Nasıl böyle adamlar var böyle ya? Ya bir tane de şeyden beni aradı nedir? Uruguay. Uruguay'a... Abi gel burada iş yapak. Ne iş yapacağız? Bile. Yok dedim kardeş Uruguay'a ben gelemem. Tosun oraya gitmiş dedim ben. Tosun'un gittiği yerde ben yokum kardeş. Bir tane Tosun vardı. Türkiye'yi çarptı gitti ya. Evet. He. Dedi abi gel burada çalış burada iş var bilmem ne. Dedim kardeş yok. Tosun oraya gelmiş ben Tosun'un bastığı toprağa ben basmıyorum kardeş. Aynı böyle. Sıkıntı oralar değil mi? Ya tabii canım ne işim var ya.
Çok iş teklifi geliyor değil mi yurt dışından? Var var. Ama hiç var ama hiçbir bir şey yok. Aynı böyle gittim 80 geldim 80. Elde var sıfır. Aynen bir şey yok. Her gün teklif var. Var da var, var da var. Var da var, hiçbir şey yok. Dinime imanma ya, hiçbir bir şey yok. Her Allah günü teklif var. Biridir Avusturya'ya gel, biridir Almanya'ya gel, biridir Amerika, biridir Çek Cumhuriyeti. Ya dünyanın her yerinden teklif var. Yani ısrar teklif var şey yok. Ortada görüntü yok. Ya ortada görüntü yok. Dinleme imanma. Aynı böyle. Ya valla valla. Ama alışmışsın ya. Artık bu tekliflere. Tabii da tabii da artık piştim kardeş. Pişmişim. Ya valla pişmişim de artık. Çok kafayı adam konuşsa zaten hemen anlıyorum. Yalan mı doğru mu hemen anlıyorum zaten. Sahtekar oldu çıkıyor ortaya. Tabii ama saniyede anlıyorum da artık. Aynı böyle. Ya. Arayanları açıyorsun değil mi telefonu? Ya adam kamera elinde. Telefonun kamerasını almış eline telefon kamerası. Abi bak burası benim döner fabrikamdır. Abi bak burası benim döner fabrikamdır. Ne güzel. Ulan ne senin döner fabrikasıdır? Orada temizlikçi. Gitti misin? Ya valla ya. Ya orada ya temizlikçidir ya orada yani çalışıyor işçidir. İşçidir yani. Ya. Benim fabrikam mı diyor? He vallahi dinime imanma ya. Diyor benim fabrikam abi. Diyor seni getireceğim. Tamam, hadi dedim oğlum beni götür. Niye götürmesin ya? Ya aynı böyle. Bundan sonra 2-3 kere peş peşe aradım. Bu sefer o kapattı. Saf yalan dolan. Aynen. Bu sefer o kapatmış telefonu. Aynı bu şekil vallahi. Vay ya. Be. Ondan sonra Taco Rako Rico kardeş. Ala orada, ala orada. Aynen. Ala orada, ala orada. Ana öldü, baba öldü, ala vurdu, buraya attı. Taco Rako Rico. Şu an neredeyiz Fuat abi? Şu an neredeyiz? Yeni cami var Elazığ'da. Yeni caminin oradayız. Cami. Kapalı çarşının yanında mı burası? Burası da kapalı çarşı. Şurası kapalı çarşı oluyor. Evet. Fuat abi benim merak ettiğim bir şey var. Biliyorsun ki Elazığ'da deprem olmuştu. Evet. Sen burada mıydın depremde abi? Abi depremde ben buradaydım evet. Depremde buradaydım kardeş. Neler hissettin abi? Ya vallahi Allah o günleri bir daha bize yaşatmasın kardeş. Depremi zor, evet çok zor günler geçirdi Elazığ. Elazığ'ımız, kakoşlar çok zor günler geçirdi ve soğuktu. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Anında yetişti askeriyesi olsun, milletvekilleri olsun. Hepsi bir yönden koştular Elazığ'a. Seferber oldular, bayağı yardımları dokundu. Evler yıkıldı, çok Elazığ zayiat verdi, ölenler oldu. Vefat eden çok oldu. Vefat eden çok oldu, ölenler oldu. Buradan ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Sahiplerine de başları sağ olsun diyorum. Mekanları cennet olsun. Mekanları cennet olsun kardeş. Yani böyle zor günler geçirdi Elazığ kardeş. İnşallah bir daha yaşamayız o günleri. İnşallah bir daha yaşamayız Allah'ın izniyle. İnşallah bir daha yaşamayız o günleri. O günler gitsin bir daha geri gelmesin kardeş. İnşallah. Vay be demek öyle ha Fuat abi. Aynen. Aynen. Seni gördüğüme çok sevindim Fuat abi. Baş tacısın kardeş. Vallahi. Şeref verdin. Elazığ'ımıza geldin, memleketimize şeref verdin kardeş. İlk defa geliyorum ben Elazığ'a. Allah razı olsun. Elazığ da seninle gurur duyuyor kardeş. Eyvallah. Buradan Elazığ hemşerilerime bol bol selamlarımı göndereyim. Aynen. Buradan arayan var mı sen Elazığ'dan? Siyasilerden, milletvekillerinden, belediye başkanlarından. Kolombiya'dayken çok arıyorlardı. Burada da arıyorlar abi. Ne var ne yok. Kardeş nasılsın, iyi misin? Evet arayanlar oluyor abi. Geçen hafta yine haberlerdeydin Fuat abi. Elazığ kanalı yine beni çıkarmış. Karaybosna videolarımız haberlere çıkmıştı. Elazığ kanalı Yakup kardeşimiz yine beni çıkarmış kanala. Allah razı olsun. Buradan da Yakup kardeşime Kanal 23'e bol bol selamlarımı, saygılarımı gönderirim kardeş. Sokakta yürürken insanlar seni tanıyınca nasıl hissediyorsun? Hoşuna gidiyor mu abi? Valla insanlar beni görüyor diyor. Aa diyor Taco, Rako, Rico. Taco sen misin diyeyim. Evet benim Taco. Ondan sonra abi bir fotoğraf çekelim. Aynı böyle. Yani benim için de gurur verici ama şımarmıyorum yani. Mutlu oluyorsun ama. He, mutlu oluyorum ama içimde şımarmıyorum kardeş. Evet. Ben sana Bosna'dayken demiştim Fuat abi Türkiye'ye gidersin. Seni doğrudur. Çok tanıyacaklar. Sen çok inanmıyordun. Doğrudur. Ben niye tanısınlar diyordum. Çok herkes yani Elazığ halkı cadde yürüyorum. Çay ocağına gidiyorum. Mesela İzzet Paşa'nın oraya gidiyorum. Kafeteryaya gidiyorum, lokantaya gidiyorum. Herkes beni tanıyor. Herkes benimle fotoğraf çekmek istiyor. O şekilde. Değil mi? Evet. Peki bu videoyu da bırakalım mı iletişim bilgilerinizi aramak isteyenlere? Belki bir iş teklifi olur vesaire. Abi bırakırsan bırak. Benim için yani herkesten de görüşürüm. Herkes benim kardeşimdir. Yani. Numaranı bırakıyorum o zaman. Sıkıntı yok benim için. Ayrıca senin sosyal medya hesapların da var. Instagram, YouTube. Onun da linkini bırakalım açıklama kısmına. Onun da linkini bırak ama benim oğlum bana bir sayfa açmış ben anlamıyorum ki nedir. Oğlan yönetiyor değil mi sayfayı? He sayfayı oğlan yönetiyor. Ama onu şey yaparız artık insanlar takip etsin seni buradan Instagram'dan, YouTube'dan. Ben 3. sınıfa kadar okumuşum bundan sonra bilgim yok ki. İlkokul 3 ne olacak ki? Linkini bıraktım abi ekranı bir açıklama kısmına. Tamam seni Instagram'dan ve YouTube'dan takip etsinler. Allah razı olsun kardeş. Fuat abi teşekkür ederiz. Buradan söylemek istediğin bir şey var mı abi, senin sevenlere? Abi buradan ne diyeyim Taco Rako Rico diyeyim kardeş.
Bir aynen sonraki bölümde görüşmek üzere. Aynen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Buradan Elazığ'da olan hemşerilerime hepsine selamlar, saygılarımı gönderirim kardeş. Eyvallah. Ve bu videonun da sonuna geldik. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Videoyu yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.